Meltem, mahkumu getiriyorum. İnce araması yapılacak. Anlaşıldı efendim. Geç bakalım. Geç dur şöyle. İyi misin? İlk gelen hep öyle olur. Zamanla alışırsın. Tabii inşallah alışacak kadar uzun kalmasın. Bir de idareyle aranı iyi tut. Tamam mı? Kimseyle de kötü olma. Bu söylediklerimi de unutma. Sana müdür yardımcısı olarak söyledim. Geç bakalım öyle. Yavaş. Yavaş. Dön. Gir bakalım. Gel yaklaş. Çıkar ceketi. Ceketi çıkar. Küpe yüzük ne varsa onları da koy oraya. Hadi oyalanma. Hadi. Dön bana. Dön. Aç ağzını. Aç 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 aç. Dilini kaldır. Kaldır yukarı yukarı. Yukarı. Yana. Öbür tarafa. Tamam saçlar. Ey kafayı ey kafayı. Tamam kaldır. Çıkar kaza. Kaza çıkar kaza. Kaza çıkar. Kızın mı? Hadi oyalanma. Atleti pantolonu çıkar hepsini. Hadi. Hadi. Hadi oyalanma. Kaldır kolları. Kaldır kaldır kaldır. Tamam pantolonu çıkar. Hadi. Hadi pantolonu çıkar. Hadi. İç çamaşırlarını da çıkar. Don, sütyen ne varsa hepsini. Hadi intim arama yapacağız. Sağa dön. Önüne dön. Sola dön. Otur. Deniz. Demir. Benim de oğlum olursa adını Demir koymak isterim. Yaş kaç? 34. Medeni durum. Evli misin? Çocuk. Var. Bir kızım var. Kızının adı? Ecem. Anne! Ecem. Anne! Anne! Benim onunla konuşmam lazım. Şu anda mümkün değil Deniz. Tamam. Bir kerecik şuradan öğrenmeyeyim. Şu an mümkün değil. Belki daha sonra. Şu anda lütfen sakin ol. Bir kere bu şata kapalı. Tamam. Otur lütfen. Tamam, sakin ol. Çok az kaldı. Ama sakin yapmayamam. Lütfen. Şu anda mümkün değil. Otur yerine. Ne olur. Lütfen otur yerine. Sakin ol. Otur yerine Deniz. Gel buraya. Nereye gittin sanıyorsun? Buraya sakinleştirici getirin. Gel buraya. Ya sakin ol. Sakin ol. Allah aşkına. Sakinleştirici getirin.
Bana iyileştirici getirin. Derin derin nefes al. Yalvarıyorum, ne olur. Sakin ol. Derin derin nefes al. Yalvarıyorum, ne olur. Bacaklarını tut. Bacaklarını tut. Sakin ol. Sakin ol. Derin derin nefes al. Geçti. Geçti. Ben size mantık ki yapamam. Hece. Ne olur ya baba. Ne olur bir an önce kendine gel, ne olur. Ne olursun, ne olur. Baba. Ece. Babacığım. Kardeşim. Kardeşim ne olur. Ne olur. Sabaha kadar uyanmaz. Kalp atışları düzenli. Takibini düzenli yapalım, olur mu? Zor bir ameliyattı. Bekleyeceğiz. Baba. Bekleyeceğiz. İlk gece her zaman en zordur. Yine iyi atlattı. Hastaneden haber var mı? Henüz bir haber yok. Dua et de kurtulsun. Kurtulmazlar. 15 yıl. Moralini bozma. Burada morale ihtiyacın olacak. Yoksa zorlanırsın. Burada herkesin odası var. Bütün odalarda ortak kullanım alanına açılır. Ortak alanda çay, kahve ve bunun gibi şeyler yapabilirsin. Televizyon yayını sabah 7 ile gece 1 arasıdır. Ramazan ayında 24 saat kesintisiz olur. Yürü. Kapılar. Açık mı? Kilitlemiyor musunuz? Biz burada kimseyi kilitlemiyoruz. Sadece ana blok girişleri gece 12'den sonra kilitlenir. Ortak kullanım alanları da anonslarla duyurulur. Bu taraf. Burası senin hücren. 222 numaralı hücre. Şuradaki kırmızı butonu görüyor musun? Herhangi bir şekilde tehlike altında olduğunda, senin ya da başka birinin can sağlığı sıkıntıya düştüğünde ya da usulsüz bir şey gördüğünde bu butona basacaksın. Altın kural. Anlaşıldı? Güzel. Burada şu an kimse yok çünkü kahvaltı saati. Açsan eğer eşyalarını bırak, sen de onların yanına geç. Aç değil. Nasıl istersen. Bir şey sorabileceğim. Hı hı. Ben kızımla ne zaman konuşabilirim? Şanslısın. Bugün telefon görüş günü. Haftada bir kez olur. İlgili belgeleri hazırlayıp seninle bağlantıya geçeceğim. Şimdi gel seni yerleştirelim. Özlem Hanım, izamiyeden bekleniyorsunuz. Tamam, geliyorum. Sen yerleş, daha sonra konuşuruz. Allah kurtarsın.
Hoş geldin. Sefa getirdin. Boncuk. Senin gibi fıstığın ne işi var burada? Çalıp kudrete nasıl verirsin lan? Uydurma lan. Yapmadım ben öyle bir şey. Öyle mi? Yapmadın. Allah belanı versin, ismi yollamadım. Yapmadım diyorum ya. Yapmadım. Kızlar, bu karı sabahtan beri yapmadım diyor. Biz hata yapıyoruz. Yapmamış işte. Yok be, gacı korkudan altına edecek. Allah'tan da tuvalete oturttuk ona. Yapmamış. Bak Naciye'ye bak, nasıl masum, yapmamış. Yapan insan böyle mi bakar Naciye, değil mi? Biz sana çok ayıp ettik Naciye. Senin gönlünü almamız lazım. Kocam geliyor ziyarete. Kocam mı geliyor ziyarete? Kocası geliyor ziyarete. Biz bunu hazırlayalım. Ne yapalım ablama? Ne yapalım ablama? Gelin başı yapalım ablama. Gelin başı, gelin başı. Yakışıklı olsun böyle, böyle. Benden ne güzel olur. Allah! Yalvarırım sana, yalvarırım, saçlarımı elleme. Asla, ne olur bak her şeyi yapama, saçlarımı elleme, yalvarırım. Bak Allah'ım yardım, ne olur. Ağlama ağlam, çok güzel basın ağlayın. Ne saçıyoruz ağlak kalbim ya. Zır. Ne yapıyorsun sen ya? Ha? Ne yapıyorsun sen? Bana bak. Seni bir daha bu odanın yanında göreyim. Yemin ediyorum. Tesbih boncuğu gibi dizerim yan yana. Duydun mu beni? Bırakın onu, bitti işim bu karayla. Bakayım lan sana şöyle. Şu ibibikler falan. Çok panki oldu lan bu. Tamam. Allah belanızı versin inşallah. Hepinizin açısını çıkarıyor. Allah paça olun. Hepinizden görürsünüz. Sen. Al lan paketle şunu. Bana bak. Bana bak. Ağlama, bana bak. Bana bak. Bir daha yoluma çıkarsam öldürürüm seni. Yazık olur. Hadi hadi hadi. Hadi. Göster bak Kenan bura Azra ablana. Göster buraya kalemlerini. Azra abla, bak buraya kalemlerime. Bir resimler çiziyor benim çocuğum. Bir görseniz fotoğraf fotoğraf. Bu kim kız? Hoş geldin. Annem bak, ablan gözlerine boncuk gibi. Maşallah, sübhanallah. Değil mi çocuğum? Değil mi güzelim? Allah kurtarsın.
Deniz Demir B1-222'ye yerleştirildi müdürüm. Kudret'le Azra arasında yeni bir yem demek oluyor bu. Murat, bu kıza dikkat edin. Hepinizin gözü bu kızın üzerinde olsun. Pardon ama henüz suçu kesinleşmemiş basit bir tutukludan bahsediyorsunuz. Henüz ilişkileri bozulmamış birini dışarıdan istediklerini elde etmek için yem olarak kullanabilirler. Bu telefon olur, uyuşturucu olur, hap olur. Bunlar psikoloji kitaplarında yazmaz Melis Hanım. Nasıl bu kadar emin olabilirsiniz? Siz mine etekle caddede fink atarken ben burada bu insanlarla uğraşıyordum. Baskı, ceza, sindirme bunların hepsi işin kolayına kaçmaktır Nihal Hanım. Ve sizin yaptığınız da bu. Ama şunu anlamanız şart. Burası yenilenmiş bir cezaevidir. Adalet Bakanlığı burayı pilot uygulama alanı olarak belirledi. Rehabilitasyon çalışmaları, eğitimler, daha çağdaş bir yaklaşım. Ancak bu şekilde farklılık yaratabiliriz. Aksi halde pilot cezaevi olmamızın hiçbir anlamı yok. Bu Melis beni delirtiyor. Canım karıcığım benim. Her şeyi bu kadar abartma Allah aşkına. İşkolik aşkım. Bence senin biraz izne ihtiyacın var. Henüz değil. Daha iki gün önce bunlar birbirlerini öldürüyorlardı. Bunların yüzünden iki defa ihtar cezası aldım. Sabahın hayırlı olsun Kudret Sultan. Kahvaltını getirdim. Kahvaltı dolu mu boş mu? Abla ayıp ediyorsun. Malzemenin en kalitelisi var yumurtanın altında. Şu yeni gelen kadın. Neyin nesi? Deniz diye çağırılan bir abla. Önemli bir değil. Gözün üstünde olsun. Bunlar çaylak, masum görünürler. Sonra bir bakmışsın. Ya idarenin ya da Azra karısının adam olmuşlar. Dikkat. Tamam abla. Geçmiş olsun be kardeşim. Geçmiş olsun kardeşim. Ya kusura bakma, sana iyi bir karşılama yapamadık. Ben Jale. Deniz. Ben de Dudu. Allah kurtarsın kardeşim. Ne yapacağım? Sıma bakayım canını. Hapislikte asıl gönlünü hapsetmeyeceksin ben seni diye. Sonra sıkkın olursun ha. Boşver. Emme gelden su gölden. Pazar masrafı yok. Yetirdim derdi yok, bitirdim derdi yok. Acık kafanı dinle. Bak bu da bizim şekerimiz Öykü. Selam ver ablana. Merhaba. Merhaba. Senin de kızın yanında oladım. Öyle analı kızlı. Kucak kucağa hamur gibi ısıcacık oturdunuz. Kömür derdi yok, odun derdi yok. Değil mi? Ne işi var onun bu pisliğin içinde? Dur. Ne pisliği ya? Ne pisliğinden bahsediyorsun sen? Şaptamak! Ağzından çıkanı kulağını duyuyor mu senin? Tamam Dudu. Senin çocuğun çocuk da bizimki boncuk mu? Ben öyle bir şey demek istemedim. Tamam. Ne demek istedin? Ne demek istedin acaba? He? Tamam tamam. Senin var ağzını yırtan ha. Hadi hadi tamam. Nereden İvan Sabır'a gönderiyorlar ya? Haklısın tamam. Dur kurtak gözü. Şşş tamam hadi. Tövbe olsun bana babucu kafana atarım senin ha. Tamam tamam. Yet bir şey. Kontes mi olmadın ilk günden? Hadi. Hadi Dudu. Hadi. Seneni,
Seneni? Aa, kusura bakma. Normalde iyi bir insandır vallahi. Yani sigarayı bıraktı da biraz o yüzden esereklidir yani. Bak ben koğuş temsilcisiyim. İdare ile mahkumlar arasında bağlantı kuruyorum. Bir sorunun falan olursa çekinmeden bana gel, tamam mı? Hadi be. Gel. Gel dışarıda bir çay içelim ha. Gel gel. Bak az evvel tanıştığın Azra var ya. Karşı oda onundur. Bu bloğun reisi odur. Yani burada onun sözü geçer. Hadi gel otur sen. Otur bir nefes al. Rahatla. Ben sana bir kahve yapayım. Bir de onun yanındaki vardı ya. O da Hasret. Ona da pehlivan derler. Kırk bunlara bile katılmış biliyor musun ama kadın diye almamışlar tabii. Deli kuvveti vardır onun. Azra'nın yanından hiç ayrılmaz. Saçını kestikleri kadın kim? O Naciye. Sedikli Naciye. B2 blok patronu Kudret'in sağ koludur. Kudret'le Azra arasında ortak alanlarda tek sözü geçen olma konusunda her zaman bir mücadele vardır. Burada iki blokun patronu birden kim olursa çamaşırhaneyi ve yemekhaneyi o işletir. Yani doğal olarak da bu patronların işine gelir. Yani dışarıdan mal sokmalarına yardımcı olur. Bu blokta tek bir kural vardır. Azra ne istiyorsa yap ve Kudret'ten uzak dur. Azra her konuda elemanlarına sahip çıkar. Harbici bir reistir yani. Ama Kudret öyle değildir. Yani o egoisttir o. Sadece kendi menfaatini düşünür. Bir de bu kırmızı butonlar var ya. Öleceğini bilsen de sakın onlara basma. Parmaklarını kırarlar. Çatır çatır kırarlar. Müdüren mi dedi ki? Burada idare işi bitince evine gider. Azra ve Kudret işbaşı yapar. Havalandırma saati başlamıştır. B1, B2 havalandırmaya. B1, B2 havalandırmaya. Bak bir de bu havalandırma çok önemli. Görebildiğin kadar gökyüzüne bak. İnsana hala nefes aldığını hatırlatır. Doya doya seyret gökyüzünü. Armudu dağında pazar eyledi. Başına gönlüne nazar eyledi yemade. Döktür maden döktür. Al yanaktan öptür. Al yanaktan vazgeçtim. Acıcık ucuna öptür. Bağlantın kesilince süt dökmüş kediye döndün. Elinde satacak bir şey kalmayınca kimse suratına bile bakmıyor değil mi? Seni de, Kudret'i de, bu cezaevindeki her türlü suç şebekesini de bitireceğim. Suç şebekesi mi? Allah Allah. Allah biz avludayız, D vitaminimizi alıyoruz, elimizi kolumuzu sallaya sallaya dolaşıyoruz. Suçlu olan hücrede.
Kızının adını bugün telefon listesine ekledik. Konuşabilecek miyim yani? Telefon anonsu yapılınca gider konuşuruz. Teşekkür ederim. Vallahi goy goyun sırası değil. Nihal haklı. Dışarıdan nasıl sokacağız sim kartı ya? Telefon var, içi boş. Ne alt edeceğiz? Ya Azo doğru diyorsun da bu madilikte zamazingoyu nereden bulacağız yani? Ben de onu diyorum zaten. Bu madilikte zamazingoyu nereden bulacağız diyorum. Ürkek bir kuş bulacağız. Gırtlağını çökeceğiz, sim kartını ona sokturacağız. Kudret hücreden çıkmadan da dikelteceğiz. O kadar. Kimi kimsesi var mıymış, öğrenebildiniz mi? Çok konuşmuyor. Sadece bir kızı var. Hala konuşamadı. Bak, korkuyor. Herkesten çok korkuyor. Güzel. Korkan birine her şeyi yaptırırız. Bayılırım korkanlara. İçeri sim kartı bu karı sokacak. Maşallah. Çok güzelmiş kızın, Allah bağışlasın. Ben onu alabilir miyim? Usludur ablacığım, usludur. Yarmayayım seni şimdi gündüz gündüz ha? Şş, Hasret. Ne yapıyorsun? Bırak. Coştu ya. Öyledir o biraz. Kusura bakma. Boncuk, biz özür dilemeye geldik. Bugün tatsız şeyler yaşandı senin odanda. Yoksa bizim seninle bir alıp veremediğimiz, senin kızınla bir alıp veremediğimiz yok. Senin kızın bizim yeğenimiz sayılır. Al, al. Hayırlı olsun, telefon görüşün onaylanmış. Evet. Yalnız sana ek bir bilgi. Burada izinleri ben onaylarım ya da onaylamam. Kızını arayabilirsin tabii, tabii ki arayabilirsin. Ama önce benim istediklerimi yapman gerek. Yarın görüşe çıkacaksın. Görüşçünün adı Cemal Kara. Ondan bir emanet alacaksın. Kimse yakalanmadan bana getireceksin. Eğer bunu başarabilirsen kızını aramana belki izin veririm. Anlaşıldı mı? Ooo Oktay Bey, maşallah, sübhanallah. Deniz Demir'in odası burası mı? Burası, burası. Geç, geç. Selvi gibi süzülüvedin ha. Gözümüz gönlümüz açıldı, gel. Oo. Hanımlar. Hürmetler Oktay abi. Her şey yolunda mı? Yolunda. Yolunda Oktay Bey, yolunda. Arkadaş yeni geldi, kaynaşıyoruz. Kaynaşın tabii. Avukatın geldi, seni bekliyor. Avukatım. Ben avukat falan istemedim. Ne bileyim ben. Yakınların falan söylemiştir, hadi ya. Görüşten sonra yanıma geliyorsun. Nereye gidiyorsun ya? Kahve de içecektik. Yatıya da bekleriz. Yatacak yerimiz bul. Merhaba, Erhan Duman. Kadın Hakları Federasyonu avukatınız olarak beni gönderdi. Yani ben avukat falan istemedim. Siz istemeseniz de size bir kamu avukatı tahsis ederler. Yani beni istemezseniz onunla da çalışabilirsiniz. Vekaletname hazırladım. İşaretli yerleri imzalayacaksınız. Bu da kartım. Gerekirse beni buradaki numaradan arayabilirsiniz.
Erhan Bey, beni kızımla konuşturabilir misiniz? Ya bunun için henüz erken. Ama elimden geleni yapmaya çalışırım. Şimdi buraya gelmeden hastaneyle görüştüm. Bir değişiklik yok. Kocanız hala yoğun bakımda ve durumu ciddi. Bu arada dosyanızı inceledim. Olay yeri inceleme raporu, hastanenin dert raporu, sizin ifadeniz, komşuların söyledikleri. Hepsini üst üste koyunca hayli ilginç bir dosya. Şimdi bana o gece olanları tek tek anlatın lütfen. İfademi okumuşsunuz işte, yazıyor orada hepsi. Ecem. Ecem ifade vermiş mi? Ecem şokun etkisiyle hiçbir şey hatırlamıyor. Ama ifadesine daha sonra başvuracaklar. Ya ben dosyanızı okudum ama sizden dinlemek istiyorum. Neler yaşandı o gece? Mesela Hakan'ın vurulduğu an silah sizin elinizde miydi yoksa Hakan'ın elinde miydi? Kaptırdınız beni. Bak ilk önce kızımı sıkacağım. Sonra senin kafana sıkacağım. Sonra da kendi kafamı sıkacağım. Hayır! 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 Ben evden gitmek isteyince Hakan sinirlenip beni durdurmak için silahını aldı. Sonra ben onu engellemek için üstüne saldırdım. Sonra kendimi korumak için vurdum onu. Ben vurdum yani. Silah Hakan'ın elinde, benim elimde. Ne fark edecek? On yıl. Su içinde 10 yıl. Yani silahın sizde olmasıyla Hakan'ın elinde olması arasındaki fark. Eğer kocanız ölürse buna bir 15 yıl daha ekleyin. 25 yıl. Anladınız mı şimdi aradaki fark? Çeyrek asır. Dua edelim de kocanız ölmesin. İfadesinde işimize yarayacak bir şeyler söylesin bize. Deniz Hanım, bu arada sakın burada olduğunuz müddetçe idareyle aranızı bozacak bir şeyler yapmayın. Böyle abuk sabuk işlere hiç bulaşmayın. Ben sizi buradan çıkarmak istiyorum. İşimi zorlaştırmayın lütfen. Yani bu durumda tek umut Hakan. Vurdum kocam. Öyle mi? Saat başı kontrol edersiniz, tamam mı? Doktor bey, durumu nasıl? Stabil. Ne olur bir şey söyleyin. Bir umut verin bize. Bir şey söylemek için erken. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Hiç merak etmeyin. Geçmiş olsun. Eğer kocanız ölürse buna bir 15 yıl daha ekleyin. 25 yıl. Anladınız mı şimdi aradaki farkı? Alo? İyiyim ben.
Sen iyi misin? Ben hiç iyi değilim anne. Hiç iyi değilim. Dayanamıyorum. Biliyorum. Biliyorum anneciğim. Ama ne olur biraz daha dayan, tamam mı? Ne olur. Her şey geçecek. Anne. Anne, ben her şeyi anlatacağım. Annem sakın. Dayanamıyorum annem. Anneciğim sakın. Sakın bak annem, yalvarıyorum. Ne olur. Sakın. Dayanamıyorum anne ben. Yalvarırım sana, sakın böyle bir şey yap. Duydun mu beni? Alo Ecem, Ecem. Alo. Alo. Alo Ecem. Anne orada mısın? Süren doldu Boncuk. Sana görüşten sonra yanıma gel dedim mi demedim. Ben de telefonu konuştuktan sonra zaten yanına gidecektim. Ama şu anda gerçekten çok önemli bir konu var ve benim kızımla konuşmam lazım. Karı anlamıyor ya. Konuşamaz. Neden ya? Neden yapıyorsun bunu? Çünkü paşa gönlüm öyle istiyor. Sen lafımı dinleseydin ben de izin verirdim. Sonuçta biz de insanız yani, halden anlıyoruz. Bak ne olur. Ne olur sana yalvarıyorum. Sadece bir de senin telefonunu. Fethede mi lan burası? Haftada bir kere telefonla konuşabilirsin. O da ben izin verirsem. Anladın mı? Gel sen şöyle bir yürüyelim mi? Havalım. Hadi. Hadi. Telefon görüşme saati sona ermiştir. Telefon görüşme saati sona ermiştir. Dur, dur. Ne oldu, sarmaş dolaş. Ne olur. Gerçekten çok önemli. Kızımla konuşmam lazım. Kes. Kızının adını her hafta telefon listesine de yazdırsan. Her hafta o telefon kuyruğuna da girsen. Bak, bu kağıdı imzalamadan elini ahizeye bile süremezsin. Duydun mu beni? İdareye gidip birine şikayet edecek olursan da bulurum seni Boncuk. Azrail'in olurum. Gebertirim. Ben beceremem. Beceremem. Ne olur beni bulaştırma. Ben diyeceğimi dedim. Görüşürüz Nur Cemal Kara. Anne, ben her şeyi anlatacağım. Sen benim her şeyimsin, biliyorsun. Pardon, ben başka zaman mı gelsem? Görüş için dilekçeleri getirmiştim Nihal. Pardon müdürüm. Ya Oktay, bak ne diyeceğim abicim. Bu akşam bizim hatunu uyutalım. Gidelim bir iki tek atalım. Ha, ne dersin? Kendisi biraz gergin bu aralar. Bırakalım uyusun. Biz de biraz eğleniriz ha. Boş ver be abicim. Ben şimdi karı koca arasına girmeyeyim. Size iyi mesailer. Eyvallah. Herkes bir gergin bu aralar. İyi. Ben gidip bir çay içeyim o zaman. Kolay gelsin. Biliyorum, şaşkınsın. Korkuyorsun. Tamam, haklısın. Ama bak, burası bildiğin gibi bir yer değil.
Burada gece oldu mu kanunlar uyur, kanunsuzluk uyanır. Kimse kalmaz seni koruyacak bizden başka. Tek başına değilsin. Bir etrafına baksana, hepimizin hali aynı. Biz birbirimizi koruyup kollayacağız ki şu sayılı günler çabuk geçsin. Deniz, kızınla konuşmak istiyorsan şu Azra'nın istediğini yap. Bak Azra korur, kollar seni. Sahip çıkar. Beceremezsen. Yapamazsam, yakalanırsam ne olacak? Yaparsın. Yaparsın. Deniz, ya Azra'nın ailesini seçeceksin, ya Kudret'in ailesini seçeceksin. Mapushanede tek başına yatılmıyor. Sok şu çipi içeri. Konuş kızınla. Hem Azra'nın istediği olsun, hem senin istediğin olsun. Hadi imzala şu dilekçeyi. İmzala. Yaparsın. Bak dedim ya, aileyiz biz. Öyle düşün. Omuz omuza verdik mi geçecek bu seneler? Ha? Yalnızlık Allah'a mahsustur. Tek başına olmaz. Olmuyor. Tek başına olmaz. Sevda çekerdi kalbim sessiz tek başına, varamaz dokunamaz deli umutsuz yarasına. Biliyorum kavuşmak imkansız, anlıyorum yaşamalıyım sensiz. Tek başına, tek başına, tek başına, tek başına. Her gece hayalimde düşümde, her kadehin bitişinde. Bir buruk bir gariptir içim, aklımdan her geçişinde. Biliyorum kavuşmak imkansız, anlıyorum yaşamalıyım sensiz. Tek başına, tek başına. Görüş 10 dakika sonra başlayacak. Görüşmesi olan mahkumlara duyurun.
Yavaş yavaş yavaş. Aa, bu ne heyecan ya? Bir sakin ol. Derin bir nefes al. Halledersin sen. Açık görüş 5 dakika sonra başlayacaktır. Görüşmesi olan mahkumlara duyurulur. Seni çağırıyorlar Boncuk. Hadi bakalım, hadi. Aslansın, kaplansın. Hadi bakalım. Yine gelen kızın soyadı neydi? Demir. Deniz Demir müdürü. Demek Deniz aile dışından biriyle görüşecek bugün. Evet efendim. Cemal Kara diye biriyle görüşecekmiş. Kadın yeni hapse düşmüş. İlk ziyaretçisi aile dışından biri. Gözünü Deniz'den ayırma Özlem. Baş üstüne müdürüm. Ziyaretçin aileden biri mi? Yok, bir tanıdık. Cemal Kara. Cemal, yok ben değilim. Canım. Solursana. Yolu kızdığı gibi durma. Canım benim. Ben de çok bayılmıyorum. Sana sarılmaya. Canım benim. Hadi otur aşkım. Otur otur. Otur. Hadi. Canım yavrum. Ne kadar özlemişim seni. Ağlacığımın içinde kartlar. Birazdan. Sinan'ın da vardı bunlardan. Kral. Çok akıllı oluyor bunlar ha. O kadar akıllı ki insan gibi. Birazdan görüş bitince tekrar sarılacağız. O zaman kartı al, saçını düzeltir gibi yap, ağzına sok, tamam mı? Sonradan Azra'ya gitler, tamam mı? Tamam, tamam. Canım ya, ne kadar özlemişim ya. Şimdi konuşsana. Dikkat, görüş süresi sona ermiştir. Deniz. Sen gel bakayım buraya. Ne oldu ki? Dön. Aç ağzını. Aç, aç çabuk, aç. Bakma. Aç. Aa, aa. Aç, 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 aa, aç, 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 aç. Aa, aa. Dilini çıkar. Dışarı. Ağzını aç. Ha. Dilini kaldır. Hı. Sağ. Sola. Hı. Saçları kaldır. Kaldır, kaldır. Kaldır iyice. Ey. İndir.
Soyun. Soyun değil mi? Soyun, çabuk. Çıkar, hadi. Çıkar, çıkar, çıkar. Ver bana. Dön bakayım. Bunu kocam mı yaptı, sevgilim mi? Çıkar üstünü. Çabuk. Bekleyemem seni, hadi. Kocasını aldatacak bir kadına da hiç benzemiyorsun ama. Vay canına. Seni uyanık. Görüşmeye gittiği bu adamı tanımıyor. Tanımadığı bir adamla görüşmeye gidiyor. Kocası değil, sevgilisi değil. Cin olmadan adam çarpacak. Geç bakalım. Sen de gel. Araması yapıldı mı? Yapıldı efendim. Aç ağzını. Aç ağzını, aç. Ağzını aç. İyice aç. Aa. Kaldır dilini. Kaldır. Döndür, dilini döndür. Aç ağzını, döndür dilini. Öksür. İyice öksür. Düzgün öksür. Ver şunu. Aç ağzını. Aç. Öksür. Ellerinle yanaklarını aç, öyle öksür. Aç ellerinle yanaklarını, aç. Öksür. Öksür. Aç. Elbet bir atık vereceksin. Ne yaptın? Yuttum. Ne? Yuttum. Alın şunu, alın, alın. Yapma şunu.